Merhaba çocuklar, bugün masalımızın adı Kağıtların Efendisi Ketonya Ülkesi'nde olacak. Evet, daha da saçmalayacağım birazdan, görürüz. Bir varmış, bir yokmuş. Elver zaman içinde, kalbur zaman içinde... <laughs> Bir adet Kerem Zeki varmış. Oya Kent'e çağırmış. Ve onun bir kardeşi varmış. Melis birin. O da çok saçma deyip dururmuş. Saçma, saçma, saçma. Korona korona tehlikesi geçtikten sonra Kerem korona günlerinde hazırlamış olduğu kağıt paraları evet, gördüğünüz gibi bu 500 kutu kağıt paralarla çok oynadıktan sonra okula gitmiş. Okullar açılmış. Tabii herkes birbirini çok özlemiş. Sonra hı hı. Kerem arkadaşı Mehmet Halil ile konuşmaya başlamış. "Kanka" demiş. "Ben evdeyken süper bir para hazırladım, kağıt para hazırladım. Bak" demiş. Kerem, "Sen bunu nereden buldun?" demiş. Mehmet Halil. Kerem de, e "Ben kendim tasarladım. Canım sıkılmıştı. Yazmıştım. Bak, kendim tasarladım zaten gayet belli" demiş. Mehmet Halil. Olur mu? Bu bildiğimiz Ketonya ülkesinin parası demiş. Kerem de gülmüş. Ne Ketonya ülkesi kanka demiş. İlk defa duyuyorum. Sen duymadın mı demiş. Ya bırak demiş. Kanka sen benimle dalga mı geçiyorsun demiş. Sonra Kerem Zeki arkadaşı Ömer'i çağırmış. Ömer gel demiş. Bak bu benim hazırladığım kuto parası demiş. Ömer de nereden buldun bunu kanka demiş. E ben tasarladım. Ya olur mu? Bu keton yaparısı demiş. Keton yaparısı mı? ikiniz de bana oyun yapıyorsunuz. Kesin bu işte bir iş var demiş. Sonra bakın demiş. Görürüz. Derya Hoca gelince ona soracağım demiş. Derya Hoca sınıfa girince Kerem Zeki dayanamayıp hocam hocam demiş. Arkadaşlar Ketonya diye bir ülkeden bahsediyor demiş. Vallahi çok şaşkınım. Derya Hoca'sı da Evet Kerem Zeki demiş. Sen bunu öğrenmedin mi? Nasıl yani hocam? Ya, hocam benimle dalga geçmiyorsunuz değil mi? Aa demiş Kerem ben seninle niye dalga geçeyim? E, Ketonya. Avustralya'nın orada bir ülke demiş. Öğretmenim ama ben bakın bu kağıt paraları kendim hazırlamıştım demiş. <laughs> Derya Hoca da Kerem nereden buldun demiş. Ketonya ülkesinde yaşayan bir dayın amcan vardı onlar mı getirdi parayı demiş. Çünkü çok fazla dünyada bulunan bir para değil. Sadece Ketonya ülkesindekiler kullanıyor demiş. Ondan sonra Kerem Zeki Allah Allah demiş. Tamam hocam deyip akşam eve dönmüş. Sonra kardeşi Milis birine demiş. Milis birin demiş. Ketonya ülkesi diye bir ülke duydun mu? O da Evet abi demiş. Aa. Sen biliyorsun ben bilmiyorum. Tamam annemize soralım demiş. Annesi işten gelince annesine anne demiş. Ketonya diye bir ülkeden bahsediyorlar. Ben hiç duymamıştım. Babam da bana öyle bir şey dememişti. Nereden çıktı bu Ketonya ülkesi demiş. Kerem Zeki'nin annesi. Oğlum nasıl bilmiyorsun? Ketonya ülkesi çok meşhur bir ülke. Anne hepiniz birlik olup benimle dalga mı geçiyorsunuz demiş. Kendi Zeki'nin annesi. Bak burada harita vardı. Çıkar bakalım şu atlası. Bak gördün mü demiş Kerem. Avustralya tarafına bir bakınca Avustralya'nın bir tarafında Ketonya diye bir ülke görmüş. Aman Allah'ım demiş. Bu nasıl bir şey? Sonra akşam babası gelince babasına baba demiş bugün başından böyle olaylar geçti. Herkes bir Ketonya ülkesidir. Tutturdu gidiyor anlamadım. Kerem Zeki'nin babası. Ketonya ülkesi mi? O da nereden çıktı? Oh be demiş Kerem Zeki. Baba demiş bu ne ya? Herkes Ketonya Ketonya. E sen bilmiyorsan senin bilmediğin ülke olur mu? Senin o kadar da coğrafya çalıştık. O kadar ülkeleri tanıdık. Sen hiç böyle bir şeyden bahsetmedin. Kerem Zeki'nin babası. Evet Kerem demiş. Ben de ilk defa diyorum ya anlayamadım nasıl yani herkes biliyor annem biliyor Berin biliyor öğretmenin arkadaşlarım biliyor biz bilmiyoruz bu çok tuhaf demiş bunu kesinlikle çözmeliyiz demiş acaba Ketanya ülkesi gizemini nasıl çözecekler da... nasıl nasıl çözecekler Ama, acaba baba, en sonunda süper onları iyileştirmiş. Acaba hasta Kerem'le babası mı yoksa diğerleri mi? Bakacağız Allah, belki öyle bir şey değil. Acaba en son bölümde gerçekten süper kahraman var mı yok mu? Allah ben şu andan heyecanlandım. Devamını ben de bilmiyorum. Yarın anlatacağım zaman devamını konuşacağız. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.